Farkında mısınız? Bosna Hersek'teki olaylar tam bir dönüm noktasına gelmiş durumda. Şu anda Bosna'daki savaşın son raundu başladı. Şimdi herkes nefesini tutmuş, bundan sonraki Sırp-Müslüman hesaplaşmasının nerede olacağını bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. Önümüzdeki günlerde Bosna Hersek'te çok büyük bir çatışma, hatta topyekün bir savaş bekleniyor. Ancak bu defa işler değişik. Çünkü bu kez kazanma sırası Müslümanlarda. İşte biz de pusulamızı bu gece Balkanlara çevirdik. Buradaki Sırpların ve Müslümanların ne yapmak istediğini anlamaya çalıştık. Öyle ya, bu savaş nereye gidiyor? Kim nereye saldırmayı planlıyor? Yoksa bu defa kapıda bir Balkan savaşı mı var? İşte bütün bu soruların yanıtlarını pusulamız yardımıyla bulacaksınız. Şimdi hazır olun, pusulamız dönmeye başlıyor. Şu anda Batı Slavonya'da Sage köyünde küçük bir meyhanenin içindeyiz. Ancak köy deyip de geçmemek lazım. Çünkü bu küçük köy Bosna Hersek'teki olayların gidişatı açısından son derece önemli. Bosna'daki savaşın son raundu işte bundan yaklaşık bir hafta önce bu küçük Sırp köyünde başladı. Burada yaşananlar bölgedeki dengeleri değiştirip yeni ve büyük bir savaşa giden yolu açtı. Bütün bu olan biteni anlayabilmek için her şeyden önce Batı Slavonya'nın ve Sage'nin haritadaki yerlerini bilmek gerekiyor. Hırvatistan'ın 1991'de bağımsızlığını kazanmasından sonra burada yaşayan Sırplar, Sırbistan'a bağlı küçük bir cumhuriyet ilan ettiler. Hırvat topraklarının üçte birini kaplayan bu cumhuriyet üç bölgeden oluşuyordu. Birincisi Doğu Slavonya ki Sırbistan'la sürekli temas halindeydi. İkincisi Batı Slavonya yani şu anda bulunduğumuz yer ve bir de Kinin bölgesi. Bu bölgelerin Sırbistan'la bağlantısı da aralardaki dar koridorlardan sağlanıyordu. Bu araziler Hırvatistan-Bosna Hersek sınırında olduğu için bu cumhuriyete de Krajina Sırp Cumhuriyeti adı verildi. Çünkü Krajina Slav dillerinde sınır anlamına geliyor. İşte Sage köyü de tam burada bulunuyor. Hırvat askerleri 1 Mayıs sabahı ani bir atakla kuzeyden buraya saldırıda bulundular. Böyle bir saldırıyı kimse beklemiyordu. 7000 Hırvat askerinin bu küçük bölgeyi ele geçirmesi sadece 40 saat sürdü. Buradaki Sırplar Hırvat ordusu karşısında güneyde Bosna Hersek'teki Sırp bölgesine kaçtılar. Köy halkı o an neredeyse ve ne yapıyorsa her şeyini bırakıp yollara düştü. Daha önce Sırpların Bosna'da Müslümanlara yaptıklarının aynısı şimdi kendi başlarına geliyordu. Bu evde oturanlar da köydeki diğer Sırplar gibi Hırvat ordusu karşısında her şeylerini bırakıp kaçmışlar. Çamaşırlar hala ipte. Buradaki yemek masası da olduğu gibi bırakılmış. Hatta bardaklar bile olduğu gibi kalmış. Sanki bu köyde hayat aniden duruvermiş. İşte burası da bir başka ev. Buradaki Sırplar da değerli eşyalarını ve paralarını alıp kaçmışlar. Yalnız kaçarken tabii o panik halinde pek çok şeyi de burada bırakmışlar. Ha bakın mesela burada bir tane Sırpların kullandığı dinarlardan var. Aman Allah'ım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıfırlı. Yani 10 milyar dinarlık bir banknot bu. Tam 10 milyar dinar. Bu para Sırbistan'a uygulanan ekonomik ambargonun etkisini gösteriyor. Şu anda Sırbistan ekonomisi çökmüş durumda. Bu 10 milyarlık banknot da bunun en açık göstergesi. Bu yüzden Sırpların lideri Slobodan Milošević, Hırvatlara karşı Krajina Sırplarına yardım etmedi. Amacı Batı'ya karşı daha ılımlı bir lider imajı çizip ekonomik ambargoyu kaldırtmak. Bu durumda buradaki Sırplar da çaresiz Bosna'daki kuzenlerinin yanına sığındılar.
Hayalet Köyü'nün şu andaki tek sakinleri ise neler olup bittiğini anlamakta güçlük çeken hayvanlar. Her yerde istedikleri gibi dolaşıyorlar. Ne garip, insanların birbirlerini öldürdükleri bu köyde şimdi hayvanlar mutlak özgürlüğün tadını çıkarıyorlar. İşte burası da bir başka ev. Bahçedeki araba bombardımandan nasibini almış. O yüzden ev halkı da büyük bir ihtimalle başka bir yoldan köyü terk etmiş. Köyde gezinirken şaşırtıcı bir manzarayla karşılaşıyoruz. Bu evde oturan yaşlılar köyü terk etmemişler. Bütün tehlikelere göğüs gerip bombardımanı ta başından beri yaşamışlar. Şimdi ne yapacaklarını bilemez durumdalar. Arada sırada köyde devriye gezen Hırvat askerleriyle konuşuyorlar. Ama korku içinde oldukları her hallerinden belli. Burada yaşananlar bütün Sırplar için tam anlamıyla bir şok oldu. Çünkü Sırplar 1991'den beri ilk defa burada yenildiler. Üstüne üstlük bu bölgeden yaklaşık 1500 Sırp savaşçı da Hırvatların eline esir düştü. Bu esirler yakınlardaki bir spor salonunda toplanıp teker teker sorgulandılar. Eskiden Müslümanları böyle toplama kamplarında tutan Sırplardı. Şimdi ise aynı durum kendi başlarına geldi. Bütün dünya televizyonları başında bu Sırp esirlerin ibret verici durumunu seyretti. Fakat Hırvatlar Sırpların Müslümanlara yaptığını yapmadılar ve Sırp esirlere hiç beklemedikleri kadar iyi davrandılar. Orada konuştuğumuz bir Sırp esiri bakın bu durumu nasıl anlatıyor. Bu duruma çok şaşırdık. Çünkü bunun tam tersini bekliyorduk. Bunun uzun süre böyle iyi devam edebileceğine de pek inanmıyorum. Bu insani davranışların sizin gibi gazeteciler veya gözlemciler gittikten sonra bitmesinden korkuyorum. Bizi küçük gruplara ayırıp öldürebilirler. Korku ve gerginlik içindeki bu Sırp askerine buradan diğer Sırplara nasıl bir mesaj göndermek istediğini de sorduk. Aldığımız yanıt oldukça düşündürücüydü. Herhangi bir mesaj göndermeyeceğim. Bir mesajım yok. Sadece bir dileğim var. Beni ve diğer esirleri öldürmesinler. Tek istediğim bu. Hırvatlar karşısında hiç beklemedikleri bir yenilgiye uğrayan ve küçük düşen Sırplar tepki vermekte gecikmediler. Tabii bu tepki de şimdiye kadar yaptıkları kötülüklerden farklı değildi. Havai fişekleri seyretmeyi çok severim. Her gördüğümde bana ayrı bir heyecan verir. İşte Sırplar da Hırvatlara bu havai fişeklere benzeyen füzelerle karşılık verdiler. Ama Sırpların buraya yani Zagreb'in merkezindeki Jelačić meydanına attıkları füzeler kente ölüm saçtı. Çünkü bunların amacı insanları katletmekti. Sabahleyin işlerine gitmekte olan Zagreplilerin üzerine bombalar yağdı. Bunlardan bazısı şehrin hemen üstünde, bazısı da yere düştükleri an patladılar ve etrafı kan gölüne çevirdiler. Bu ölüm silahına burada Orkan diyorlar. Ya da askeri uzmanların kullandığı genel deyimiyle parça tesirli bomba. Bu tam anlamıyla bir terör silahı. Çünkü eşyaları veya binaları değil, tamamen insanları yok etmek için yapılmış. Bakın nasıl çalıştığını size göstereyim. Yere değdiği anda patlamaya hazırlanmış 24 tane ayrı bomba düşünün. Bunlar infilak ettiklerinde etrafa metal parçaları yani şarapneller yağdırıyorlar. Ve bu 24 bomba hepsi birden aynı füzenin içine yerleştiriliyor. Bu füzelerden 12 tanesi de aynı anda 40-50 kilometre mesafeden aynı hedefe doğru atılıyor. Ve bu füzeler hedefin üstünde patlıyorlar, içindeki bombalar da etrafa yayılıp infilak ediyor ve ortalığı cehenneme çeviriyorlar. İşte böyle.
Sırplar Zagreb üzerine 2 gün üst üste Orkan füzeleri attılar. Parça tesirli bombalardan bazıları çocuk hastanesine, bazıları ise şehrin ünlü tiyatrosuna düştü. Zagrebliler 1991'den bu yana ilk defa savaşı kendi evlerinde hissediyorlardı. 1 milyon insanın yaşadığı bu güzel şehir saldırılardan hemen sonra bomboş kaldı. Ancak şimdi yavaş yavaş doluyor. Şehirden kaçanlar geri dönüyorlar. Şehir sakinleri çok gerekmedikçe dışarı çıkmıyorlar. Sokaklarda hayat normal biçimde devam ediyormuş gibi görünse de herkeste bir gerginlik olduğu hemen seziliyor. Sırplardan korkmuyorum. Bu güzel şehri yaptıkları insanlık dışı bir şey. Bu güzelim şehri nasıl bombalayabilirler anlayamıyorum. Ben biraz korkuyorum. Bence buradaki insanlar da korkuyor. 4 yıl önce Sırplar burayı yine bombalamışlardı. O zaman tehlike sirenlerini duymaya alışmıştık. Bu defa pek korkmadım. İlk başta biraz gergindim. Şimdi alıştım. Ve bence bir daha sorun çıkmayacak. Sırplar bütün bu saldırılardan sonra bir açıklama yapıp, Hırvatların elindeki Sırp esirler bir hafta içinde serbest bırakılmazsa Zagreb'i ve Hırvatistan'ın diğer turistik yerlerini bombalayacaklarını ilan ettiler. Hırvatistan Dışişleri Bakanı Mate Granić, Sırpların bu tehdidine bakın nasıl karşılık veriyor. Sırpların Zagreb'e yaptıkları bu insanlık dışı saldırılarda 6 kişi öldü ve 2 kişi yaralandı. O kadar gözleri dönmüştü ki her an her şeyi yapmaları beklenebilir. Ama eminim bir daha aynı şekilde saldıramazlar. Çünkü biz bunu önlemek için gerekli tedbirleri aldık. Bu roket atarların büyük bölümünü etkisiz hale getirdik. Aynı şeyi bir daha yapmaya kalkarlarsa günlerini görürler. Bizim tepkimiz de çok sert olur. Bu ele geçirdiğiniz topraklarda daha önce Sırplar yaşıyordu. Şimdi oraları bırakıp kaçmak zorunda kaldılar, köylerinden göç ettiler. Bundan sonra orada kimler oturacak? Bu bizim iç sorunumuzdur. Biz bu operasyonla işgal altında tutulan topraklarımızı geri aldık ve buradaki karayolunu açtık. Şimdi bu bölgede sivil denetimi sağlayacağız ve buradaki bütün sivillere, Sırp ya da Hırvat fark etmez, rahatça yaşayacakları bir ortam hazırlayacağız. Bizim yaptığımız sadece kendi topraklarımızın bu bölümünde kontrolü yeniden ele geçirmektir. Hepsi o kadar. Tabii esirlerden suçsuz olanları da serbest bırakacağız. İşte gördünüz mü? Batı Slavonya'daki bu küçük köyden başlayan olaylar nerelere kadar tırmandı? Üstelik bu kadar da değil. Asıl önemlisi buradan alevlenen çatışmalar direkt olarak Bosna'ya yansıdı ve oradaki savaşın son perdesini başlattı. Şimdi ayrılmayın, kısa bir aradan sonra bütün bunların Bosna'yı nasıl etkilediğini ve bu durumun bir Balkan Savaşı'na yol açıp açmayacağını inceleyeceğiz. Aman pusulanızı şaşırmayın. Batı Slavonya'da küçük bir köyde başlayan çatışma Bosna'ya nasıl sıçradı? Burada olanlar Bosna'daki savaşı nasıl etkileyebilir? Bosna'da taraflar son hesaplaşmaya hazırlanırken büyük savaş nerelerde olacak? Daha da önemlisi Müslüman-Sırp hesaplaşması büyüyüp bir Balkan savaşına dönüşebilir mi? Pusulamız dönmeye devam ediyor. Sırplar 3 yıldır devam eden savaşta ilk defa burada, Batı Slavonya'da ağır bir yenilgiye uğradılar. Bunun acısını da önce Zagreb'de, ardından da Bosna Hersek'te çıkardılar. Burada olanlar Bosna'ya öyle bir yansıdı ki oradaki savaşı yeni bir dönüm noktasına getirdi. Sırpların Bosna'da gösterdikleri tepki Hırvatistan'dakinden daha büyük oldu. Önce Tuzla'da, daha sonra da Saraybosna'da halkın üzerine düşen bu top mermileri aslında Sırpların Boşnaklardan ne kadar çekindiklerini de gösteriyordu. Hırvatistan'da yenilen Sırplar, Müslümanların bundan cesaret alıp bir saldırıya geçmelerinden korktular. Bu yüzden Boşnaklara daha çok saldırmaya başladılar. Amaç Müslümanları sindirmekti. Sadece Saraybosna'daki bu son bombardımanda 11 kişi hayatını kaybetti.
İlk bakışta Saraybosna'da her şey yine eskisi gibi görünüyor. Yine bombardıman, yine Sırp sniperları ve yine korku içinde yaşayan halk. Oysa konunun uzmanları aynı görüşte değiller. İngiliz Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde Balkanlar konusunda uzman olan Chris Sveach'e göre bu sahneler Bosna'daki savaşın yeni bir aşamaya geldiğini ve buradaki dengelerin artık tamamen değiştiğini gösteriyor. Hırvatistan'daki Krajina Sırpları Batı Slavonya'yı kaybedince bir yerde parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Doğuda bir parça ve bir de güneyde bir parça kaldı. Şimdi Sırplar kendilerini yenilmiş ve küçük düşmüş hissediyorlar. Zagreb'i vurmaları da onlara bir şey kazandırmadı. O yüzden şimdi ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ayrıca Sırbistan'ın kendilerini arkadan vurduğunu düşünüyorlar. Çünkü Belgrad bu son olaylarda Sırpların yardımına gelmedi. Fakat nasıl olur? Sırbistan yani Milošević yönetimi Bosna'daki Sırplara sürekli yardım etmiyor muydu? Yani şimdi Sırplar arasında sorun mu var diyorsunuz? Evet, aynen öyle. Çünkü Belgrad'ın kendi stratejisi var. O da Batı'nın 1992'den beri Sırbistan'a uyguladığı ekonomik ambargonun kaldırılması. Şu anda Sırbistan ekonomik açıdan çok kötü durumda. İnsanlar devlet başkanı Milošević'e karşı gelmeye başladılar. Onu bütün bunlardan sorumlu tutuyorlar. Yani Sırplar arasında şu anda bir bölünme var. Belgrad'dakiler şöyle düşünmeye başladılar. Biz kendimizi tehlikeye attık ve Bosna'da size yardım ettik. Bizim yardımımızla oradaki toprakların %70'ini ele geçirdiniz. Daha ne istiyorsunuz? Neden hala anlaşmaya yanaşmıyorsunuz? Biz sizin yüzünüzden burada aç kalıyoruz. Ordumuzu bile besleyemiyoruz. Siz bunu anlamıyorsunuz. Peki bu durumda Bosna'daki Sırpların amacı ne? Yani tam olarak ne yapmak istiyorlar? Bence Radovan Karadžić'in liderliğindeki Bosnalı Sırplar şu anda mümkün olduğu kadar çok problem çıkarmaya çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler'e karşı çıkıyorlar, hatta bazı yerlerde mavi berelilere saldırıyorlar. Saraybosna'da olduğu gibi Birleşmiş Milletler askerlerini kışkırtıyorlar. Birleşmiş Milletler'in hava bombardımanı yapmasına, kendilerine bir şekilde karşılık vermesine çalışıyorlar. Ama bunu neden yapmak istesinler ki? Yani o zaman bütün dünyayı karşılarına almış olmazlar mı? Adeta herkese tek başına savaşmak gibi bir şey bu. Tamam işte. Zaten Bosnalı Sırpların istediği de bu. Bütün dünyanın kendileri aleyhinde olduğu fikrini yerleştirmek. Böylece büyük abileri Sırbistan, yani Milošević yönetimi, kendilerine yardım etmek zorunda kalacak. Çünkü herkese, bakın Sırplar bitiyor, Sırpların yardımına gelin diyecekler. Eğer Birleşmiş Milletler bütün bu kışkırtmalara karşılık vermezse, o zaman da Birleşmiş Milletler askerlerinin bölgeden çıkması için baskı yapacaklar. Yani ya Birleşmiş Milletleri kışkırtıp karşılık vermesini sağlayacaklar ve Sırbistan'ı Bosna'daki savaşa çekecekler, ya da Mavi Berelileri bölgeden çıkarıp Müslümanlara saldıracaklar. Her iki durumda da Bosna'daki olaylar giderek tırmanacak. Şayet Sırbistan da savaşa girerse o zaman bölgedeki çatışmalar daha da büyüyecek. Ama bütün bu Bosna-Hersek denklemine şimdi yeni bir unsur eklendi. Artık Boşnakların düzenli bir ordusu var. Bu savaşın bütün kaderini kökünden değiştirebilir. Bence şu anda Bosna'da çok önemli bir dönüm noktasına gelindi. Artık kazanma sırası Müslümanlarda. Boşnak ordusu 4 ay süren ateşkes boyunca silahlandı ve gayet iyi organize oldu. Artık savaşın başındaki dağınık sokak çeteleri yok. Onun yerinde tepeden tırnağa silahlı askeri birlikler var. Üstüne üstlük Müslümanların morali de çok yüksek. Kendilerine yapılan bütün haksızlıkların hesabını sormaya hazırlanıyorlar. Kaldı ki bu aşamaya da kendi çabalarıyla geldiler. Bütün Batı dünyası aman Müslümanlara silah vermeyelim diye diretirken onlar kendi kendilerine organize ettiler. Şu anda eğitilmiş ve silahlı bir orduları var. Bu yüzden de kendilerini güçlü hissediyorlar ve kendilerine güveniyorlar. Buna karşılık Sırplarda bir yorgunluk ve bezginlik var. Bosna Hersek'in %70'ini ele geçirdiler ama hala savaşı kazanmış değiller. Üstelik ele geçirilecek yeni yerler, yağmalayacak yeni evler de kalmadı. İşte şimdi sıra Müslümanlarda. Önümüzdeki aylarda Müslümanların yeni topraklar aldığına tanıklık edeceğiz.
Müslümanların güçlenmesi bölgedeki dengeleri kökünden değiştirecek. Şimdi isterseniz gelin bir analiz yapalım. Tarafların silah durumlarını ve ellerine tuttukları toprakları göz önünde alarak bir tahminde bulunalım. Bakın önümüzdeki haftalarda Bosna'da nereler karışacak ve kim nereye saldıracak? Haritada taralı yerler şu anda Müslümanların elindeki bölgeler. Buralarda Sırpların elinde olan yerler. Müslüman ordusu Orta Bosna'da yani Tuzla ve civarında çok güçlü. Dolayısıyla ilk Müslüman ilerleyişinin buradan başlaması bekleniyor. Çünkü Boşnaklar buradan lojistik destek sağlayabilirler. Bu saldırının amacı da burası yani Bričko koridoru. Buradaki dar koridor Sırplar için çok önemli. Çünkü 3 kilometre genişliğindeki bu koridor sayesinde Sırbistan'la olan bağlantılarını sağlayabiliyorlar. İşte buranın Müslümanların eline geçmesiyle Bosna'daki Sırplarla Sırbistan'ın bağlantısı kesilmiş olacak ve Sırplar burada kıstırılacaklar. Ancak bu koridor Sırplar tarafından çok iyi korunuyor. O yüzden buradaki savaşın çok kanlı ve uzun olacağı muhakkak. İkinci olası savaş bölgesi ise Bihaç. Müslümanlar ne yapıp edip Orta Bosna'yı buraya bağlamaya çalışacaklar. Bu sayede Bihaç'ta kısılmış kalmış Bosnaklar da kurtarılmış olacak. Üçüncü ve belki de en önemli savaş bölgesi ise burada, yani Saraybosna ve çevresinde. Müslümanlar Saraybosna'yı bir şekilde orta bölüme bağlamak için saldırılarını arttıracaklar. Burada büyük ihtimalle askerlerin huruç harekatı dedikleri taktik izlenecek. Yani önce orta bölümle bir bağlantı hattı sağlanacak, ardından bunlar genişletilip bu bölgelerin tamamı ana bölüme bağlanacak. İşte Bosna'daki savaş önümüzdeki günlerde bu üç bölgede yoğunlaşacak. Bu arada tarafların asker sayısı da çok önemli. Sırpların 80 bin askerine karşılık Müslümanların 150 bin askeri var. Yani bu bakımdan Müslümanlar üstün. Sırpların ise daha çok ağır silahları var. Fakat bu arazide sonucu belirleyen yine kara birlikleri oluyor. Müslümanlar Sırp ordusu karşısındaki ağır silah açığını kapatmak için Hırvatlardan yardım alıyorlar. Hırvat topları göğüs göğüse savaşan Boşnak askerlerine atış desteği sağlıyor. Böylece Hırvatlar ve Müslümanlar Sırplara karşı birleşmiş oluyor. İşte burada kafalarda hemen bir soru işareti beliriyor. Hırvatların ve Boşnakların Sırplara karşı birleşmesiyle birlikte savaş büyüyebilir mi? Daha da önemlisi buradaki olaylar ileride topyekun bir çatışmaya, hatta bir Balkan Savaşı'na yol açabilir mi? Bu konuda uzmanların ve yetkililerin farklı görüşleri var. Evet, bence bir Balkan Savaşı çıkma olasılığı var. Ama bu Bosna'da olanlarla doğrudan bağlantılı olmayabilir. Bence ekonomik açıdan zayıflayan ve giderek Bosna'dan elini çeken bir Sırbistan ihtimali daha kuvvetli. Sırbistan, Bosna'da ve Hırvatistan'da kendine bağlı Sırp devletleri kuramazsa, bu durumda buralardaki Sırp nüfusun büyük bölümü Sırbistan'a göç edecek. Böylece Sırbistan'ın bölgedeki etkisi azalacak ve tabii bu durumda Sırbistan'da bir sürü iç sorun çıkabilir. Kosova'da uzun süreden beri ezilen Arnavutlar, Sırbistan'ın zayıflamasını fırsat bilip otonomi kazanmak için ayaklanabilirler. Hatta eskisi gibi bağımsız bir cumhuriyet isteyebilirler. Ayrıca Bosna ile Kosova arasındaki bölgede kalan Sancak'taki Müslümanlar da ayaklanabilir. Daha da önemlisi, gittikçe zayıflayan Milošević yönetimi iktidarını devam ettirebilmek için yeniden milliyetçi duyguları harekete geçirmek isteyebilir. Bu durumda da Sancak'ta ya da Kosova'da kasıtlı olarak sorun çıkarabilir. Çünkü unutmayın, Milošević şu anda halkın desteğini almak için Bosna'daki savaşı bahane olarak gösteriyor. Bu gerginlik Arnavut bağlantısı sebebiyle Makedonya'ya da sıçrayabilir. Oradaki Arnavutlar da haklarını istemek için harekete geçebilirler. Bu durumda gerginlik genişleyip Arnavutluğu, Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı ve tabii Türkiye'yi de içine alabilir. Aşırı milliyetçi Sırpların büyük Sırbistan emelleri taze kaldıkça böyle bir olasılık her zaman var. Bölgedeki bütün gelişmeleri gayet yakından takip eden ve Türkiye'nin burada etkin olmasını sağlayan Zagreb Büyükelçisi Yüksel Söylemez ise Bosna'daki olayların bir Balkan Savaşı'na yol açabileceğine pek ihtimal vermiyor. Ben kişisel olarak bu olayın çok fazla büyüyeceğini sanmıyorum. Domino
teorisi, sıçrama teorisi, Türkiye ve Yunanistan 3. bir Balkan Savaşı'na karışır mı gibi bazı think tanklerin masa başında ürettikleri teorilerin fazla geçerli olduğunu sanmıyorum. Bunlar biraz fazla hayalperest bir takım iddialar, belki ilginç görülebilir ama pek geçerli olduğunu sanmıyorum. Her şeyden önce temenni etmiyorum, bunu çok kısaca bir taraflar yoruldular, taraflar savaşla bir sonuca varılmayacağını gördüler. Bu artık kanıtlandı. Savaşı kimse kazanmadı, kimse kaybetmedi. Bu savaşın sonucu belli değil. %72'sini toprakların kazanmış olmak bir anlam ifade etmiyor. İkinci bir husus, bugün artık bir terör dengesi var. Yani herkes yeterince silahlandı. Bakınız 91 yılında olaylar başladığında yalnız Sırpların elinde silah vardı. Yalnız Sırplar silahlıydı ve zorla Sırplar iradelerini kabul ettirebiliyorlardı. Bugün artık öyle değil. Bugün artık Hırvatistan da silahlanmıştır. Bugün artık Boşnaklar da silahlanmıştır. O bakımdan bir silah, bir askeri denge var. O bakımdan saldıracak olan taraf muhakkak karşıdan ne gibi bir tepki gelecek, bunu iki defa, üç defa düşünmek zorunda kalıyor. Ben bu bakımdan gelecek için iyimserim. İşte size Balkan Savaşı senaryoları. Bazılarına göre Hırvatlarla Müslümanların birleşip yeni bir atağa kalkması burada büyük bir savaşı başlatacak. Ve bu da ileride bir Balkan Savaşı'nı ateşleyebilecek. Bazılarına göre ise günümüzde böyle bir şeyin olması pek mümkün değil. Ama kim ne derse desin, görünen o ki Bosna'daki savaş bir süre daha devam edecek. Peki ama bütün bunları önlemenin bir yolu yok mu? Olmaz olur mu? Var tabii. Bunu da kısa bir aradan sonra inceleyeceğiz. Aman pusulanızı şaşırmayın. Da, tun, look at the da, ta, ta, tun, tun, ta, ta, tun, tun, ta, 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 Yaklaşık yarım saattir size çatışma haberleri verdik, savaş senaryoları anlattık, durduk. Ama acaba bütün bunları önlemenin bir yolu yok mu? Öyle ya, Bosna Hersek konusunda geleceğe yönelik savaş senaryoları yapmak kolay. Ama ya barış senaryoları? Acaba burada barışın hiçbir şansı yok mu? Acaba buradaki insanlar hiçbir zaman barışa ulaşamayacaklar mı? Bosna'da 3 yıldır devam eden savaşta yaklaşık 250 bin kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca insan evinden barkından oldu. Balkanlardaki Sırp milliyetçiliği bu güzelim ülkeyi yerle bir etti. Şimdi Bosna'daki savaş yeni bir dönüm noktasına gelmişken burada barışa da şans tanımak gerekiyor. Bugünkü şartlarda Bosna Hersek'te barışın kalıcı olarak sağlanabilmesi için siyasi bir çözüm şart. Uzmanlar bu siyasi çözümünse sadece ve sadece tek bir şekilde sağlanabileceğine inanıyorlar. Bence Bosna'da tek kalıcı çözüm bir Boşnak Hırvat Federasyonu'nun kurulması. Şu anda Hırvatlarla Boşnaklar zaten askeri alanda yardımlaşıyorlar. Önemli olan bu işbirliğinin siyasi bir federasyona dönüştürülmesi. Evet, önceden Hırvatlarla Müslümanlar Bosna'da birbirlerine karşı savaşmışlardı. Ama şimdi dengeler değişti ve artık Hırvatlarla Boşnakların çıkarları bir araya geldi. Yani Bosna'daki kalıcı çözüm bir Hırvat-Boşnak federasyonudur. Bu federasyon Bosna'daki Sırplarla daha dengeli bir yönetim için anlaşabilir.
Bosna'da bir federasyon fikri, son zamanlarda yitirilen diplomatik çözüm umutlarını da yeniden canlandırdı. Ama bu defa diplomasi çabalarının ardında ne Birleşmiş Milletler ne de Avrupa Birliği var. Bu kez diplomasi girişimi Ankara'dan geliyor. Türkiye, Hırvatistan ve Bosna Hersek yönetimlerini bir araya getirebilmek için bir çeşit arabuluculuğa soyunuyor. Bir iyi niyet heyeti büyükelçilerden oluşan 3 başkentteki 3 büyükelçi, dolayısıyla toplam 9 büyükelçinin ve Dışişleri Bakanlığı yüksek düzey görevlilerinin katılımıyla bir iyi niyet heyeti bu önümüzdeki günlerde Orta Bosna'ya gidecek. Ve burada federasyon girişiminin önündeki engeller nedir? Sorunlar nedir? Federasyon nasıl kurulmalıdır? Nasıl desteklenebilir? Bunu saptamaya çalışacak. Bu girişimin, bu iyi niyet heyetinin vereceği rapor 3 ülkenin dışişleri bakanlarına muhtemelen Zenitsa'da veya Mostar'da sunulacak. Bu raporu sunacağız. Böylelikle Türkiye Bosna sorununun çözümünde yeni bir girişim, yeni bir katkıda bulunmuş oluyor. Tabii üçlü planda olmak üçlü üzere. Üçlü dediğiniz hangi ülkeler? Bosna, Hersek, Hırvatistan ve Türkiye olarak. 3 Dışişleri Bakanı şimdiye kadar dönemsel olarak daima görüşmüşlerdir. Bu 5. buluşmaları olacak önümüzdeki günlerde. Türkiye'nin bu girişimine ilk olumlu tepki Hırvatistan'dan geldi. Hırvatistan Dışişleri Bakanı Mate Granić, Ankara'nın bu girişimini sonuna kadar destekleyeceklerini söylüyor. Hırvatistan ve Türkiye iki dost ülkedir. Ankara'nın bu girişimi bizim için çok önemli. Türkiye'nin bu girişimini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Ve sonuna kadar da destek vermeye hazırız. Bölgedeki dengeler göz önüne alındığında son derece iyi zamanlamayla yapılmış, son derece yerinde bir girişim. Bosna'da bize göre tek çözüm bir Boşnak-Hırvat Federasyonu'dur. Ancak bu sayede Bosna'da kalıcı bir çözüm sağlanabilir. Dışişleri Bakanı Mate Granić'in bu sözleri Hırvatistan'ın Bosnalı Müslümanlara karşı uyguladığı politikalarla da uyumlu görünüyor. Hırvatlar Bosna Hersek'teki evlerini, yurtlarını bırakıp kaçmış olan Müslüman göçmenlere yardım eli uzatıyorlar. Burası Zagreb Camii. Bosna'da Sırplar Müslümanların camilerini teker teker bombalarken burada Hırvatistan'da Boşnaklar bu camide serbestçe ibadet edebiliyorlar. Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazına gelen Müslümanlar, Hırvatların kendilerine yardım eli uzatmasından son derece memnun olduklarını dile getiriyorlar. Bugün Hırvatistan'da yaklaşık 150 bin Müslüman yaşıyor. Bunlar burada rahatça ibadet edebildiklerini ve Bosna'daki kardeşleri için yardım toplayabildiklerini söylüyorlar. Bayramlıkları içinde camiye gelen bu Müslümanların durumu, iki büyük dinin burada barış içinde bir arada bulunabileceğini de kanıtlıyor. İnsanlar birbirlerine hoşgörülü olunca dini farklılıklar da ortadan kalkıyor. Hırvat yönetiminin Müslümanlara yardım etmesinin ardında Türkiye'nin Hırvatistan'a karşı izlediği tarafsız politikanın da etkisi var. Hırvatlar bu iyi niyet ve hoşgörü ortamının Bosna'da bir Hırvat-Boşnak Federasyonu kurulması için ön şart olduğuna inanıyorlar. Ankara'nın barış için federasyon girişimi ilk bakışta ütopik, hatta imkansız gibi görünebilir. Ama Balkanlardaki dengelerin ne kadar hızlı değiştiğini bilenler federasyon girişimine şans tanıyorlar. Ancak uzmanlara göre bunun masaya getirilmesi için gerekli ortamın oluşması biraz zaman alacak. Savaşın bu şekilde devam etmesi durumunda benim tahminim bu sene sonunda ya da önümüzdeki sene başında taraflar masaya oturacaklardır. O zaman belki de şu andaki Sırp yönetimi, yani Karadžić, başta olmayacaktır. O zaman iki bölümden oluşacak bir Bosna fikri müzakere edilebilir. Yani Boşnak Hırvat Federasyonu'ndan oluşan bir Bosna ve bir de Sırpların denetimindeki bir Bosna. İşte burada Türkiye
garantörlerden biri olarak görüşme masasında yerini alabilir. Böylece Türkiye, gerçekten de Avrupalı bir güç olduğunu herkese gösterebilir. Bunu bence hem Hırvatlar hem de Boşnaklar destekleyeceklerdir. Bosna Hersek'te 3 yıldır devam eden savaşın bilançosu içine her geçen gün bu küçük köy gibi yenileri ekleniyor. Ölenler, yaralananlar ve yıkılmış evler. Ama bu 3 yılın sonunda kim galip, kim mağlup hala belli değil. İşte biz de bu köyde gezinirken bir Hırvat askerinin cephede tuttuğu günlüğü bulduk. Bakın buradaki bir bölümde savaş ve savaşın sonuçları hakkında neler yazılmış. Savaş olur, kimileri ölür. Geriye bazıları kalır. Bu bazılarının kimler olduğu ya da neler yaptıkları bilinmez. Çünkü savaşı kışkırtan ve sürdüren işte o bazılarıdır. Savaşta bombaların ne zaman patlayacağını bilemezsiniz. Ertesi gün ekmek bulup bulamayacağınızı bilemezsiniz. Yarın güneş doğacak mı göremezsiniz. İşte savaştaki en büyük düşman bu bilinmeyenlerdir. İnsanları asıl bu bilinmeyenler öldürür, şarapnel parçaları değil. Kimileri işte bu yüzden hayatlarını kaybederler. Ve buradan binlerce kilometre uzaklıkta birileri evlerinde rahat koltuklarında bu olanları seyredip vah vah ne kötü demekle yetinirler. Burada olan biteni başlarına gelmedikçe anlayamazlar.